Merhaba arkadaşlar, ismim Safiye Zeynep Canbaz. Üsküdar Üniversitesi'nde çocuk gelişimi ve çift anadal psikoloji okuyorum. Bugün sizlerle iyi bebeğin nasıl olunur bunu anlatacağım. Anlatması eğlenceli ve kolay ama uygulaması çok zor olan bir konu. Ana başlıklarım bunlar. İlk önce şunu söylemek istiyorum. Zaten mükemmel anne baba diye bir şey yoktur. Önemli olan anne babanın çocuğu için elinden gelen çocuğun gelişim için elinden gelenin en iyisini yapmasıdır. Her anne baba çocuğu için doğru olanı yapmak ister ama farkında olmadan bazen çocuklarımıza zarar verebiliyoruz. Çocukların en temel ihtiyaçlarından biri olan sevgiyle başlamak istiyorum. Çok basit bir şey olarak gözükse de aslında çocuklar için sevildiğini hissetmek çok önemli bir şey. Diyeceksiniz ki her anne baba çocuğunu sever ama çocuk bunu hissetmek ister. Dokun olarak, sözlerle, davranışlarla, dokun olarak dediğim gibi öperek ve kaliteli vakit geçirerek bunu hissetmek ister. Burada kaliteli vakitten de kastım, anne baba ne kadar meşgul olurlarsa olsunlar, çocuklarını günde en az 15-20 dakika vakit ayırmaları gerek. Bu vakit ayırmada ama şöyle olmamalı. İşten gelince anne baba televizyon izliyor, çocuk kenarda logo oynuyor. Bu şekilde olmamalı. Anne baba çocuk beraber etkileşim içinde olmalı. Beraber bir şey yaparken paylaşmaları gerekiyor. Mesela beraber kitap okuyabilirler, kitap hakkında sohbet edebilirler. Ya da beraber oyunlar oynayabilirler çocuklarıyla. Yemek yaparken yine sohbet edebilirler. Önemli olan burada çocukla iletişim kurmak. Ve anne babasından sevgi görmeyen kişiler maalesef ileride sevgiyi başkalarından görebiliyorlar, arayabiliyorlar bu sevgiyi ve kötü ilişkiler kurabiliyorlar başka insanlarla. Bu yüzden çok önemli. Ve çocuğumuzu severken çok koşullu sevgiden ve şartlandırmadan uzak durmalıyız. Koşullu sevgiler derseniz, mesela bir daha yaramazlık yaparsan seni bırakırım, bir daha sevmem. Yemeğini yersen seni çok severim gibi cümleler çocuğa sevgimizin koşullu olduğunu gösteriyor aslında. Bu tür cümlelerden uzak durmamız gerekiyor. Koşullu sevgiyi öğrenen çocuk sevme evliliğinin böyle olduğunu zannederek zamanla anne babasını ve çevresindeki insanları bir takım şartlarla severler. Mesela eğer bana oyuncak alırsanız sizi severim gibi. Ve maalesef bu özellikleri çocukların yetişkinliklerinde devam eder. Ve yetişkinliklerinde de insanlara da koşullu sevgiyle yaklaşırlar. Ve sevgisiz ve ilgisiz ortamlarda yetişen çocukların büyüme hormonu salgısı ve yetersizliği nedeniyle bedensel ve zihinsel gelişim gösteremedikleri, ruhsal ve sosyal olgunlukları kazanamadıkları belirtilmektedir. Romanya'da bir yetimlerle bir araştırma yapılmış. Bir annesinin yanında sağlıklı, mutlu, sevgi gören çocuklarla yetimhanede anne ve baba sevgisinden mahrum kalmış. Diğer çocukların beyin aktivasyonları karşılaştırılmış. Ve burada gördüğünüz gibi anne baba sevgisini gören sağlıklı bir ailede yaşayan çocukların beyin aktivasyonu daha fazla olduğunu ama yetimhanede anne baba sevgisinden mahrum büyüyen çocukların ise çok daha az beyninde aktivasyon gerçekleştiği görülmüş. Ve yine en temel ihtiyaçlarından biri olan çocuğun güven duygusunu hissetmek. Bu güven duygusunun en temel başlangıcı aslında çocuğun sevgi hissetmesi. Ondan sonra ise çocuk aile içinde kendini güvende hissetmeli. Dışarıda ne olursa olsun aile içinde güvende olacağını hissettirmeli anne baba ona. Ve mesela anne babalar çocukları önünde kavga ediyorlar. Kesinlikle bu çocukların önünde kavga edilmemesi gerekiyor ya da tartışılmaması. Çünkü çocuğun güven duygusu zedeleniyor böyle olduğunda. Ve gelişimde babanın yerinden biraz ayrıca bahsetmek istiyorum. Çünkü çocuğun sorumluluğu genelde annenin iş gibi görülüyor. Fakat aslında anne babanın yani iki ebeveynin de ortak sorumluluğunda olması gerekiyor. Ve babalar katı, ceza verici, korgu figürü olmaktan çıkmalı. Bazı anneler mesela diyor ki, akşam baban gelince göreceksin, o sana kızacak diyorlar. Bu şekilde babayı korku figürün haline getirmemeliyiz. Çocuklar için baba güven duygusunu hissedebilecekleri ve beraber vakit geçirebilecekleri kişiler olmalı. Çocukların güven ihtiyacını aslında en çok babadan alırlar. Yani babayla ilişkilerinin iyi olması gerek. Ülkemizde de bir araştırma yapılmış. 7-17 yaş arasındaki çocukların yarısından fazlasının
babasıyla vakit geçiremedikleri bulunmuş ve babalığıyla kopuk iletişimi olan çocukların ileride duygusal sosyal gelişimler yaşadıkları da tespit edilmiş. Dediğim gibi babanın çocuklarla vakit geçirmesi de anne kadar önemli. Onların duygusal ve sosyal gelişimleri açısından. Peki bu iletişim biraz nasıl olmalı? Ondan bahsetmek istiyorum. Çocukla duygusal iletişimde olmalıyız ve onları dinleyip çocuklarımızın duygularını önemsemeliyiz. Çünkü çocuk dinlendiğinde kendini değerli hisseder ve benlik duygusu gelişir. Dinlenen çocuklar düşüncelerini daha iyi ifade etmeyi öğrenirler. Düşüncelerini, sorunlarını ağlama, saldırganlık ya da içine kapanmak yerine söz olarak ifade etmeyi tercih ederler. Çocuklarımızın duygularını önemsememiz lazım. Çocuk karanlıktan korktuğunu söylüyor. Aman ne var bunda, karanlıktan da korkulur dememeliyiz. Bizim için küçük bir şey olarak gözüken o korku aslında o çocuğun küçük dünyasında çok önemli bir şey. Ve bunu anne ve babası tarafından da önem verilmesini ister. Çocuğumuzla iletişim kurarken çocuğumuza göz hissasına gelmeliyiz. Ona yukarıdan bakmamalıyız, göz göze almalıyız. Gerekirse çömelmemiz gerekiyor. Ve çocuğumuzu etkin şekilde dinlemeliyiz. Etkin dinleme de çocuğun bir önceki iletisinin aynalamamızdır aslında. Yani çocuğun söylediklerinin aynısını kendi sözcüklerimizi kullanarak çocuğa geri bildirim halinde onu sunmamızdır. Örnek vermek gerekirse çocuk o hayaletlere doğru karanlık odada yatmak istemiyorum. Anne odada hayaletler olduğunu düşünüp korkuyorsun. Şimdi kaçınmamız gereken bazı cümleler de var. Onlar da emir vermek, alay etmek, kıyaslamak, aşağılamak ve eleştirmekten. Çünkü bu tarz unsurları içeren cümlelerde çocuğumuzun duygularını önemsediğimizi anlamaz. Çocuk aksine annem sürekli beni eleştiriyor deyip bir süre sorup bir şeyler paylaşmaktan çekinebilir. Bunları yaptığımızda çocuk onun duygularını hissettiğimizi anlamaz. Evet, diyelim ki çocuğumuzda bir sorun yaşadık. Bunu da konuşarak çözmemiz gerekiyor. Örnek üzerinden gitmek istiyorum. İlk önce diyelim ki çocuğumuz evdeki duvarları çiziyor sürekli. Sorunun neden kaynaklandığını düşüneceğiz. Belki o gün misafir gelmişti ve çocuğumuza yeterince iletişim kuramamıştır. Ve çocuk dikkat çekmek için bunu yapmış olabilir. Ya da çocuğumuzu yeterince iyi sınırlandırıp disipline edemediğimiz için çocuk fevri davranışlar yapıp duvarı çizmiş oluyor. İlk önce neden kaynaklandığını düşünmeliyiz. Çocuğumuzun duygularını anlamaya çalışmalıyız ve alternatif davranışlar önermemiz lazım. Çocuğun bir çizme ve yaratıcılığın geliştirme ihtiyacı var. Onu da duvarları çizerek yapmaya çalışıyor ama biz ona alternatif önerebiliriz. Mesela resim çizmek istiyorsan resim defterini kullanabilirsin diyebiliriz. Ha illa duvara resim çizmek istiyorsan gel resim defterinden bir sayfayı duvara yapıştıralım. Sen orayı çiz deyip ona farklı bir alternatif önerebiliriz. Ve kendi duygularımızı ifade etmemiz gerekiyor. Sen duvarları çizdiğinde ben çok üzülüyorum. Çünkü duvarlarımız kirlenmiş oluyor ve ben onu temizlemek için çok vakit harcıyorum diyebiliriz mesela. Yaptığı davranışın sonuçlarını göstermemiz ve yaptığı davranışın sonuçlarını yaşamasına ve sorumluluğu almasına izin vermeliyiz. Burada da mesela çocuk duvarları çizdi. Şimdi duvarları çizdiğin için sana bu ıslak bezi veriyorum. Hadi şimdi burayı sen sil. Çünkü burayı sen kirlettin diyebiliriz mesela. Burada da çocuğa yaptığı işin sonucunun sorumluluğunu almayı öğretiyoruz aslında. Yine sorumluluk önem verdiğim konulardan biri. O yüzden biraz sorumluluktan da bahsetmek istiyorum. Aile içinde maalesef sadece ve anne babalar sorumluluk alıyor. Çocukların hiçbir zaman büyümediklerini düşündükleri için çocuklara sorumluluk vermiyorlar. Halbuki aile içinde anne baba haricinde herkes sorumluluk almalı. Ve bu sorumluluk kazandırmayı küçük yaştan itibaren başlamalıyız ki ileride çocuk sorumluluk alabilsin. Bunun için de 3 yaş aslında çok uygun bir yaş. 3 yaşta başlanabilir. 3 yaşta ufak bir mesela oyuncaklarını toplama gibi bir sorumlulukla başlanabilir. Burada başlarken dikkat etmemiz gereken bir şey var ama. Çocuğumuz ilk önce bunun artık kendi sorumluluğu olduğunu, oyuncaklarını dağıttıktan sonra toplaması gerektiğini anlatıp, ilk başta başlarken çocuğumuza nasıl yapacağını gösterip beraber toplamalıyız. Ve böylece o sorumluluğu ona vermiş olmalıyız. Mesela 3 yaşında oyuncağını toplayan çocuk 13 yaşında da kendi odasını toplayabilir. Ve
odasını toplamak dışında evden bir sorumluluğu kendi seçtiği, bu da önemli, kendi seçtiği evden bir sorumluluğu da aslında edinmesi gerekiyor. Ona seçenekler sunabiliriz ya da kendi bunu bilir. Çöpleri dışarı çıkarmak olabilir, çamaşırları asmak olabilir, sofrayı kurup kaldırmak olabilir, çiçek sulamak olabilir. Önemli olan sadece evden bir sorumluluğu üzerine alması gerekiyor. Çocuğumuzun yerine karar vermeyelim, izin verelim, zorluklarla mücadele etmeyi öğrensinler. Çocuk içinde bulunduğu geliştirilen dönem göz önünde bulundurarak kendi sorunlarıyla baş başa bırakılmalı. Burada yine altını çizmek istediğim şey gelişimsel dönüm göz önünde bulunması gerek. Yani tabii ki baş edemeyeceği bir problem varsa biz müdahale edeceğiz. Ama eğer baş edebileceği bir problem varsa onun yerine bu sorunu çözmemeliyiz. Çünkü sorunlar çocuklarımız için en iyi öğrenme biçimleri. Anne babanın tek yapması gereken çocukların kendi başına çözüm geliştirmesini desteklemektir. Mesela çocuğunuz arkadaşıyla bir oyuncak için kavga ediyor, oyuncağı paylaşamadıkları için. Anne hemen gidiyor, diyor aman diyor Ahmet daha küçük, Ahmet alsın bu oyuncağı diyor. Böyle yaptığında çocuğu için iyi bir şey yaptığını sanıyor. Ama halbuki çocuğun hem problem çözme becerilerini geliştirmesini engellemiş oluyor, hem de demokratik olmayan bir yolda problemi çözmüş oluyor. Onun yerine çocuğunun duygularından bahsetse, nasıl problem çözebilirsin, hadi gel birlikte bu problemi nasıl çözeceğimizden biraz düşünelim deyip çocuğu paylaşarak oynama ya da sırayla oynama çözüm tekniklerini geliştirmesine yardımcı olsa aslında çocuğumuz çözümleme yöntemleri öğrenmiş olur kendiliğinden. Ve maalesef yine çocuğumuz yerine karar verme konusuna bile değinmek istiyorum. Bazı anneli babalar çocukları için en iyi olacak şeyi kendilerinin bildiklerini ve sadece bunu kendilerinin karar verebileceklerini düşünüyorlar. Çocukların iyi ve kötü ayırt edemediğini düşündükleri için kendi istekleri doğrultusunda karar veriyorlar. Halbuki çocuğun yaşamında çocuğun da söz sahibi olması gerek. Giyeceği kıyafeti bırakın, gideceği okula, evleneceği kişiyi bile seçmek istiyor anne babalar çocuklarının. Halbuki o hayat çocuklarının hayatı. Ve maalesef tüm sorumluluğu üzerine alan, çocuğunu sorumluluktan kurtaran anne babalar kendi yaşamlarını biçimlendirmekten aciz, sürekli başkalarının yönetiminde olmaya muhtaç bireyler yetiştirirler. Bu tür ailede yetişen kişiler yaşamlarında olan olaylardan sürekli başkalarını sorumlu tutarlar. Çünkü zamanda sorumluluk almadıkları için bazı şeylerin kendi sorumluluklarında oldukları bilinci onlarda gelişmemiş oluyor. Kendini gerçekleştirmeye takdir edilme duygusu. Çocuklar özellikle küçük yaşlarda bir şey yapmak için çok hevesli oluyorlar. Ve yaratıcılığın aslında en gelişmiş olduğu dönemler bunlar oluyor. Ama bazı anne babalar maalesef bunu sen yapamazsın, aman daha çok küçüksün diyerek çocukların bu isteklerini, cesaretlerini kırıyorlar. Halbuki çocuklar bir şeyleri döke kıra başarırlar. Ve çocuklarda bir takdir edilme duygusu vardır. Özellikle bu takdir cümlelerini anne babalarından duymak isterler. Bir şey yaptıklarında hep anne babalarına bakarlar acaba ne diyecek diye. Diyelim çocuğumuz kurabiye yapmak istedi, onu engellememeliyiz. İlla ki dökecektir, belki bir şeyle kıracaktır ama izin vermeliyiz ki yapsın. Yaptıktan sonra da onu takdir etmemiz gerek. Ama şunu da altını çizmek istiyorum, her çocuğun her yaptığı şeyi takdir etmemeliyiz. Çünkü gerçekten ne yaptığını bilmeli ve neden takdir edildiğini anlaması gerek. Ağzına bir kaşık yemek attıktan sonra o çok güzel yedin dememeliyiz mesela. Burada da yine şunu da söylemek istiyorum. Takdir edilmeyecek şeyleri de takdir etmemeliyiz. Mesela yine kurabiye örneğinden gidelim. Çocuğumuz kurabiye yaptı. Aferin kızım, çok güzel kurabiye yaptın. Ellerine sağlık. Ama diyelim ki çok fazla şeker koymuş. Ama bir dahakine çok daha az şeker koysan çok daha güzel olur gibi cümleler de kurmalıyız. Yani bir şeyi doğru yapmadıysa onu da belirtmemiz gerekiyor. Ve bu tür takdir edilerek büyüyen çocukların daha cesaretli, daha özgüvenli çocuklar oluyorlar. Ve girişimci, yaratıcı, fikirlerini özgürce ifade edebilen ve benlik algıları yüksek özelliklere sahip oluyorlar. Disiplinde tutarlı olmak. Evde disiplin yürümesini ve çocukların söz dinlememesinin en büyük nedenlerinden biri
disiplin unsurlarındaki tutarsızlıklar ve devamsızlıklardır. Yani hayırların gerçek hayır olmaması. Yine bir örnek üzerinden anlatmak istiyorum. Çocuğumuzu bir mağazaya gideceksiniz. Gitmeden önce çocuğa söylüyoruz. Mağazaya başka bir ihtiyacımızı almak için gittik. Orada sana bir şey almayacağız diyoruz. Ama çocuk mağazaya gittiğimizde kendini yerden yere atıyor. Bir oyuncak için ağlayıp kendini yerde sürüklüyor. Ve diyoruz ki aman çocuğumuzun ağlamasına değer mi? Alalım gitsin alt tarafı bir oyuncak diyoruz. Ama işte aslında o bir oyuncak bir oyuncak değil. Böyle dediğimizde çocuğumuza hayırların gerçek hayır olmadığını öğretiyoruz farkında olmadan. Ve çocuğa şöyle bir mesaj giriyor. Aa demek ki ben ağlayıp tutturursam istediğim her şeyi elde edebilirim. Ne de olsa annem hayır diyor ama ağlayınca elinde sonunda yapıyor diyorum diye düşünüyor. Ve yine disiplindeki önemli bir konu anne babanın ortak tutumda olması. Burada neden önemli? Bir disiplin evde bir alışkanlığı kazandırmaya çalışıyoruz ya da otorite sağlamaya çalışıyoruz. Ama anne başka bir şey diyor, baba başka bir şey diyor. Bu zaman böyle olduğunda bir disiplin gelişemez. Ve yine bir örnek üzerinden anlatmak istiyorum. Diyelim ki çocuk yeni bir ayakkabı almak istiyor ama baba ona yeni bir ayakkabı aldıklarını, yeni bir tane daha ayakkabıya ihtiyacı olmadığını söylüyor. Anne de ne var canım alalım diyor. Gidiyor kızına alıyor istediği ayakkabıyı. Ama farkında olmadan bunu yaptığında çocuğuyla babası arasındaki ilişkiyi bozmuş oluyor. Çocuğunuzun öz denetimini geliştirin. Bir alışkanlık kazandırmak istiyoruz diyelim çocuğumuza. İç kontrol disiplini yani öz denetimini kazandırmalıyız. Kişinin bazı kuralları benimsemesi dış uyarılara gerek kalmadan bu kuralları kendi kendine uyması ve uygulamasıdır aslında öz disiplin. Peki neden öz disiplin ödül ceza yöntemi yerine diyecek olursanız ödül ceza yöntemi kalıcı alışkanlıklar kazandırmayı sağlamaz, geçicidir. Ama öz denetimini geliştirirsek çocuğun kazandığı alışkanlıklar kalıcı hale gelir. Mesela diş fırçalama alışkanlığını ele alalım. Çocuğa dişini fırçalamak istiyoruz. Diyoruz ki eğer bu bütün hafta boyunca dişlerini fırçalarsan hafta sonu seni gezmeye götüreceğiz. Yani çocuk çok seviyor. İlk hafta gezmeye gitmek istediği için dişini fırçalıyor. İkinci haftada. Üçüncü hafta diyor ki başka bir ödül yok mu? Gezmeye gitmekten sıkıldım diyor. Ya da anne baba diyor ki ama her hafta sonunda gezmeye götüremeyiz. Çocuk dişini fırçalamaktan vazgeçer. Neden? Çünkü dişini sadece ödüle ulaşmak için fırçalıyordu. Gerçekten fırçalaması gerektiğini düşünüp benimsediği için değil. Yine ceza yönteminde de öyle. Cezadan kurtulmak için dişini fırçalıyordu. Cezayı ortadan kaldırdığımızda davranış da ortadan kalkar. Bu yüzden öz denetimini geliştirmeniz. Bunu da nasıl yapabiliriz diyeceksiniz. Çocuğa yapması gerekeni nedenleriyle açıklayıp ona örnek olmalıyız. Diyelim yine diş fırçalamak alışkanlığı kazandırmak istiyoruz. Çocuğu karşımıza alacağız. Elimizde de bir tane çürük dişleri olan bir insan resmi. Bak kızım, yemek yedikten sonra dişlerimize yemek artıkları kalıyor ve bu yemek artıkları çürüklere neden oluyor. Çürüklerde hem kötü görünümü hem de diş ağrısına neden oluyor. Bak bu resimdeki insanı görüyor musun? Bu hiç dişlerini fırçalamamış ve dişleri nasıl hale gelmiş. İleride böyle dişlerin olmak ister mi? İleride böyle dişlerin olsun ister misin diye sorabiliriz. Ve o da hadi gel o zaman böyle dişlerin olmasını istemiyorsan beraber dişlerimizi fırçalayalım deyip çocuğun bu davranışı benimsemesini sağlamalıyız. Ve önemli bir nokta yine örnek olmak. Burada çocuğumuz çünkü bize örnek alarak öğrenir. Bu örnek konusunda buraya bağlamak istiyoruz. Çocuklarımız bize örnek alır. İlk önce çocuklar anne babalarını taklit ederek bir şeyleri yapmayı öğrenirler. O yüzden bir alışkanlık kazandırmak istediğimizde ilk önce kendimize bakmalıyız. Bu alışkanlığı biz yerine getiriyor muyuz? Mesela bu karikatürde olduğu gibi kitap okuma alışkanlığı kazandırmak istiyoruz. Ama biz her gün eve akşam geldiğimizde elimize bilgisayarımızı alıyoruz, tabletimizi alıyoruz ve çocuğumuza kitap oku diyoruz. Ama çocuk kitap okumaz çünkü anne babası da okumuyor. O sizi taklit eder. O da gider telefonu alır onunla oynar. Ve maalesef çocuklar yine kötü alışkanlıklarımızla örnek alırlar. O yüzden çocukları eğitirken aslında biraz kendimiz de eğitmemiz gerek. Ya, çocukların yanında yalan söylersek, onlar da yalan söyler. Şiddet uygularsak, onlar da şiddet uygular.
O yüzden çocukların yanında neler yaptığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Benim için önemli olduğunu düşündüğüm bir konuya daha değinmek istiyorum, pardon. Elektronik medyayı doğru kullanım. Maalesef çağımızda elektronik medya, telefon, tablet dediğimiz, televizyon dediğimiz alan çok fazla genişledi ve bunların çocuklara çok büyük zararları var. Bu zararları engellemek de anne babanın elinde. Çocuğumuzu zarar verebileceği düşündüğümüz içeriklerden çocuğumuzu uzak tutmalıyız ve içeriklerde seçici olmalıyız. Çocuğumuz tabii ki telefon oyunu oynayacak, sınırlandırmış sürece oynayabilir. Ama oynadığı oyunlara dikkat etmeliyiz. Yaşına, yaş özelliklerine uyuyor mu? İçinde çocuğuma kötü örnek olacak bir özellik var mı? Ya da tabii ki televizyon, çizgi film izleyebilir. İlk önce çizgi filmlere bakmamız gerekiyor. Çocuğuma kötü alışkanlık kazandıracak ya da bizim değer algılarımıza uymayan şeyler var mı diye. Ve zaman kısıtlaması çok önemli. Çünkü çocuklarımızın o üzerinde bir zaman kısıtlaması bizim getirmemiz gerekiyor otorite kurarak. Mesela elektrik medya kullanım kriterleri var burada. 0-2 yaşta kesinlikle hiç olmaması gerek zaten. 2-3 arasında günde en fazla yarım saat olmalı. Hatta onun bile olmaması gerek. 3-5 yaş arasında en fazla 1 saat, 5-7 yaş arasında en fazla 3,5 saat, 10-14 yaşlarında ise en fazla 3 saat. Ama bu saatlerin içinde mesela çocuğumuzun ödev yaparken bilgisayarda geçirdiği vakiti de içine alıyor. O yüzden 3 saat. Yoksa 3 saat bile yine 10-14 yaşındaki çocuklar için çok fazla. Ve çocuklarımızı elektronik medyanın zararlarından korumak için onları farklı şeylere yönlendirmemiz gerekiyor. Yaratıcılıklarını arttırabilecekleri, bir şeyler öğrenebilecekleri, keyifli vakit geçirebilecekleri, ne bileyim kitap okumaya, ne bileyim tekvando kursuna gönderebiliriz. Beraber resim çizebiliriz. Yani birazcık elektronik medyadan çocuğumuzu uzak tutmalıyız. Ona farklı alternatifler sunmalıyız. Şimdi elektronik medyanın yanlış kullanımında çok fazla zararları var. Ben tabii ki hepsini burada değinmeyeceğim. Birkaçına değinmek istiyorum. Bir kere hareketliliği azalttığı için obezite riskini yükseltiyor. Ve çok fazla görsel uyarının hızlı bir şekilde ekrana geldiği için çocukların dikkat sürelerini kısaltıyor. Zaten dikkat eksikliği ve hiperaktifite olan insanların çocuklarına baktığımızda çok fazla ekran sürelerinin çok fazla olduğunu görüyoruz. Ve çocuklar üç boyutlu şeylerle vakit geçirmeleri gerekiyor. Ama bu elektronik medya dediğimiz iki boyutlu bir ortam. O yüzden çocuklar neden sonuç ilişkisi kurmakta zorluk yaşıyorlar ve analiz yetenekleri azalıyor. Yine duygusal ve sosyal gelişim problemleri ortaya çıkıyor. Öğrenme güçlükleri yaşıyorlar çok fazla kullanıldığında. Özellikle küçük yaşlarda gelişimini olumsuz etkiliyor. Gelin işte çocuk gelişimi okuduğum için hocalarımızla hep sohbet ederken dil gelişimiyle ilgili başvuran ailelerin çocuklarına baktığımızda genelde çok küçük yaşta çok fazla televizyon izleyen çocuklar olduklarını fark ettik. Çünkü çocukları televizyon izlediğinde aslında ne kadar ses, oradan konuşma sesi duysalar da dillerinin gelişimini aslında olumsuz yönde etkiliyor. Çünkü dil karşısında gerçek bir insanın olup etkileşim halinde olduklarında gelişen bir şey. Yani tek başına alıcı olduğunda gelişen bir şey değil. Bu yüzden çok fazla küçük yaşlarda ekrana maruz kalan çocukların dil gelişimlerinde geri oldukları tespit edilmiş. Ve Halil Cibran'ın çok sevdiği bir şiirinin bir parçasıyla sunumumu sonlandırmak istiyorum. Çocuklarınız sizin çocuklarınız değil. Onlar kendi yolunu izleyen hayatın oğulları ve kızları. Sizin aracınıza geldiler ama sizden gelmediler. Ve sizinle birlikte olsalar da sizin değiller. Onlara sevginizi verebilirsiniz, düşüncelerinizi değil. Çünkü onların da kendi düşünceleri vardır. Bedenlerini tutabilirsiniz, ruhlarını değil. Kaynaklarım da bunlardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Varsa sorunuz onları da alabilirim. Soru varsa.
Sunum için öncelikle çok teşekkürler. Bence çok önemli bir sunum yaptınız. Yani bizim sosyal hayatta bizzat karşılaştığımız birçok problemin aslında çocuklukta yaşadığımız belli yetişme tarzında yaratılan sıkıntılardan doğduğunu bildiğimiz için önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak belli yerlerde verdiğiniz bilgilerin eleştirmek istiyorum bu konuda da. Şimdi en başta şeyi söylemiştiniz. Cihaz kullanımı yerine onların bir şeyler okuyabileceği, farklı insanlarla tanışabileceği yeni ortamlara ve yeni mekanlara sokmak ve dolayısıyla o çok yönlü gelişimi sağlamak gerektiğini vurguladınız. Bence bu çok haklı bir argüman. Ancak bugün biz internet çağında yaşadığımız için okumalarımızdan yeni insanlarla tanışmamıza kadar aslında bize her şeyin kapısını açan bu elektronik cihazlar oluyor. Bununla beraber başka bir şey daha açıklamak istiyorum. Bir tane istatistik, bir veri incelemiştim daha öncesinde. Bu alt tabakada yani ekonomik olarak daha dar gelirli olan insanlarla üst gelirli olan insanların çocuklarının yetişme tarzlarında duydukları kelime sayısına bağlı olarak ne kadar iyi konuşabildikleri veya ne kadar kötü konuşabildiklerini kıyaslayan bir araştırmaydı. Alt gelirde olan insanların genellikle çocuklarına daha az zaman ayırdıkları için daha az kelime duydukları ve daha konuşma becerilerinin, kabiliyetlerinin daha düşük olduğundan bahsediyordu. Ancak internet çağıyla beraber maruz kaldığımız kelime sayısı, bunun içine televizyonu da dahil edebiliriz, bu farkı kapatmış oldu. Yani internet üzerinden, işte YouTube'undan televizyonuna kadar bizim maruz kaldığımız kelimeler bizi aslında dil becerisi olarak daha da geliştiriyor. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle bir şey var ki zaten ben de elektronik medyanın kullanılmaması değil, kısıtlandırılması gerektiğini düşünüyorum. Bir de en son ne sormuştum, kusura bakma. Kelime sayısı ama ilk başta çocuk dil gelişimi oluşurken dediğim gibi bir insan olması gerek karşısında. Bu dediğim zaten küçük erken yaşlarda dediğim dil gelişimi kazanırken. Tabii ki sonradan diyelim bir video izliyor, oradaki kelimeleri duyuyor, yeni kelimeler öğreniyor. Bu olabilir. Ama mesela o araştırmada demiştin ya, ekonomik düzeyi düşük ve yüksek insan ailelerle araştırma yapılmış. Aslında orada ekonominin hiçbir önemi yok. Çocuğuna ne kadar vakit ayırabildiğinin önemi var. O yüzden birazcık çocuklarla iletişim halinde olmamız gerektiğini altını birçok kez daha vurguladım. Önemli olan çocuğa vakit ayırılması aslında. Yetti mi bu kadar? Başka sorusu olan yoksa? Teşekkür ediyorum. Sağ olun sunumunuz için. Teşekkür ediyoruz. Sorumuz şu. Şimdi biraz da öneri gibi olacak. YouTube gibi bir sosyal medya kullanılıyor günümüzde. Çocukları daha çok hani buraya hani mahkum edip diyeyim. Biraz ağır olacak. Hatta YouTube üzerinde çocukları kullanıyorlar. Evet, ya bu biraz maalesef çocuk istismarına giriyor. Hani giriyor zaten. Para aslında kazanalım, işte bir şeyler yapalım derken çocuklar hani başka bir şeyle meşgul olmak isterken hadi oğlum, hadi kızım şeklinde hani çocukları bir kamera karşısına mahkum edip böyle kendi kazançlarını sağlıyorlar. Halbuki işte savunma olarak da ya biz onlar için bir iyi bir gelecek, maddi bir gelecek sunmak için böyle şeyler yapıyoruz diyerek bir savunu sunuyorlar. Ya bunun ya öneri tabii söylüyorum. YouTube Türkiye platformunda şey yapılması lazım. Engellenmesi, kısıtlanması lazım. Çocuk istismarına girer şeklinde bir engellenmesi lazım. Önerim budur. Sizin de varsa düşünceleriniz sunarsanız teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ben katılıyorum arkadaşımızın dediğini. Çünkü orada çocuklarla içerik üreteceğiz diye aslında çocukları çok yanlış şeylere de yönlendirebiliyorlar. Keşke bir yasa olsa da bu çocukları koruyabilsek. Merhabalar. Sunumunuz için teşekkür ediyorum. Ben Alican Aygün. Bizim yetişme tarzımız şimdiye kadar geleneksel bir şekilde oldu. Hatta bizim ebeveynlerimizden onların yetişme tarzından da daha sade bir şekilde yetiştik. Yani gelenekselden dediğim baba bakar, yani şöyle sert bir şekilde bakar ama anne döver yeni geldi mi. Yani iki tane tokat çıkartıyordu. Şimdi biz yanlış mı yetiştirildik tamamen? Yani bu uygulamaların hiçbirini, yani hiçbirini demeyeyim mi, çoğunu görmedik. Ve şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ben
ilkokuluma, yani okuduğum okula yakın bir zamanda ziyarette bulundum. Öğrencilerin çok saygısız, böyle terbiyesiz hocalarına karşı, diğer büyüklerine karşı olduklarını görüyorum. Yani bilmiyorum, belki bu şekilde yetişmediler ama yani biraz yani sert konuşuyorum, kusura bakmayın ama dayağın azaltılması eğitimde, öğretimde böyle bir sıkıntıya sebep oluyor bence. Çünkü yani gittiğim okulda hocaları resmen tokat atacak vaziyete gelmişler. Yani küçük çocuklar, şeyler, yani hiçbir saygı kalmamış. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani biz geleneksel aile yetiştirme tarzı, bizim gördüğümüz, yani bizden eskilerin de, abilerimizin, ablalarımızın gördüğü yetiştirme tarzı yanlış mıdır? Bugünkü bahsettiğiniz yetiştirme ne kadar uygulanabilir ve ne kadar devam ettirilebilir? Teşekkür ediyorum. İlk önce sunumumda aslında başında söylediğim bir şey hatırlatmak istiyorum. Mükemmel anne baba diye bir şey yoktur. Yani bunların hepsini yapacağız. Biz mükemmel olduk diye bir şey yok zaten. Anne baba, her anne babanın kendi tutum ve davranışları vardır. Yani bir şeyi tam olarak doğru ya da yanlış diyemeyiz ama dayağı kesinlikle yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Fiziksel şiddetin hiçbir şekilde doğrulanacak hiçbir yönü yoktur. Çocuk için çok büyük yara almasına neden oluruz. Fiziksel onun dışındaki konuya değinmek istiyorum. Çocukların çok saygısız olmasından bahsetmiştim. Bunun nedeni de biraz çocukların maalesef günümüzde ilgi odağı olmaları. Yani anne babalar çocukları çok fazla yükseltiyorlar. Bu da yalnız bir şey aslında. O çocuklar üzerinde bir otorite kurmamız gerekiyor. Yani bir disiplini sağlamamız gerekiyor. Ama sadece bu disiplin sevgi dolu bir disiplin olması gerekiyor. Ona da aslında bahsetmek istiyordum. O sunum çok uzun olacağından onu içeriğine katmadım. Yani çocukları çok ailenin ortasına alıp onun için davrandıkları için, çocuk da her şeyi yapabileceğini sandığı için çok fevri davranabiliyor bazı çocuklar. Dediğim gibi o anne babanın o otoriteyi ya da o değeri öğretememesinden kaynaklanıyor. Dayak ve korkunun egemen olduğunu. Yani korkutularak diyeyim o zaman. Ya çocuk olmamız gerekmiyor. Büyük olduğunuzda düşünün. Siz hep eleştirilip, kızılıp, korkutularak mı size davranılsın istersiniz? Yoksa sizin ne yaparsanız yapın, sizi destekleyecek birinin yanınızda olduğunu düşünerek mi büyümek istersiniz? Yani ben geleneksel tutumda doğru olan şeylerin olduğu gibi yanlış ve değiştirmemiz gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. O dediğimde korku ve ceza yönteminin olmaması gerektiğini, disiplinin ve otoritenin bunlar olmadan da kurulabileceğini düşünüyorum. Ben Ayça Gülsün Engin, kimya bölümü. Şimdi biz evde otorite kursak da her ortamı, çocuğun gittiği her yeri kontrol edemeyeceğiz. Mesela öğretmen de anne baba kadar önemli ya. Kesinlikle. Mesela çocuğumuz okulda zorbalık görse ya da gittiği okul iyi bir okul değilse ya da nereye göndersek gönderelim iyi bir okul olmuyorsa, o tarz durumlarda ne yapmalıyız? Yani çocuğumuzun karşılaştıkları zorluklardan mı, hani böyle kötü bir ortamda olması? Ya işte orada da işte çocuğumuzun bunlarla baş edebilmesi için ona her zaman destek olduğumuzu hissettirmemiz lazım. Yani çocuk kötü bir şeyle karşılaştığında, Allah korusun bir tacize kaldığında, bunu çocuğumuzun bize güvendiği için gelip bize bunu söyleyebiliyor olması gerek. Yani anne babayı anne babayla güven ilişkisini kurmuş olması lazım. Hani elimizde olmayan nedenlerle, çok haklısın, dediğimiz gibi maalesef günümüzün çok fazla şey olmasından dolayı kötü ortamlarda çocuklarımız girebiliyor. Ama çocuğumuzun kişiliğini güçlü kılarsak bence buralardan en az hasarı alarak çıkabilirler. Öyle düşünüyorum. Teşekkürler. Merhabalar. Buradayım. Sunum için teşekkürler. Çok güzel şeyler söylediniz. Ama şunu sormak istiyorum ben de arkadaşlarımın devamı olarak. Çocuğun yanında tartışmak yanlış diye söylemişsiniz. Bu kadar korunaklı bir ortamda yetişen çocuk yarın öbür gün okulda arkadaşlarının arasına girince o sosyal ortama nasıl ayak uyduracak? Ama nasıl orada? Dikkatini çek. Orada demek ki tam açıklayamadım onu.
aile güven ortamını sağlaması gerek. Yani tabii ki dışarıdaki tartışmaları, burada önemli olan anne baba arasındaki tartışmaları çocuk duymamalı. Çünkü o zaman eve geldiğinde kendini güvensiz hisseder. Yani anne baba sürekli kavga ediyor, baba anneye dayak attığı bir ortam düşünelim. Benim aslında anlatmak istediğim oydu. Yani burada çocuk, tartışma ve kavgayı ayırmamız gerekiyor aslında. Tartışma tabii, yani. Tartışma çok büyük bir, dediğim arada ses yükseltmeden olan tartışmadan tabii ki bir şey olmaz. O normal bir şey. Benim dediğim o biraz kavga dönen tartışmaları çocuğun önünde yapmamamız gerekiyor. Anladım. Teşekkürler. Rica ederim. Merhabalar. Muhammed Sarışek, Yıldız Elektrik son sınıf. Benim sorum şu. İstanbul'da günlük yaşama baktığımızda sterilize edilmiş bir çocuk hayatı görüyoruz. Çocuk küçük yaşlardan itibaren anne baba çalışıyor. Evde büyük anne falan varsa o da yani çok nadir. Olmazsa dadı imkanı falan. Ondan sonra çocuk okul hayatına başladığında servisle okula gidip servisle gelen, geldiğinde hani diğer bağımlılık çeşitlerinden online oyunlar olsun, videolar olsun, ya bunların dışına çıkamayan, akşamda kısa bir yemekte birlikte olunabilirse, baba erken gelebilirse oturulan, daha sonra ders çalışma adı altında işte odasına çekilen bir çocuk tipi var. Ve geldi, şu an lisedeler bunlar, hemen arkamızdalar bizim. Hani biz biraz öndeyiz sadece, bizim de çok farkımız yok olmamaya başladı son zamanlarda. Bu durumda bir çocuğun yetişmesi, yani buradaki salondaki çoğu kişi bir mahalle maçı yapmıştır. Ne bileyim bir sokakta bir işte kızlar ip atlamıştır, ne bileyim seksek oynamıştır falan. Bunlar tamamen sıfırlandı gibi bir şey. Ya çocuğun diyoruz kendisini işte savunması lazım, ifade etmesi lazım, geliştirmesi lazım. Bunlar sadece okul, dershane varsa dershane veya etüt merkezi neyse ve ev üçgeninde bunu ne kadar tasarlayabiliriz, bunu ne kadar yaşatabiliriz? Ya günümüzde bunun büyük bir sıkıntısı var. Bunun konu hakkında düşüncelerinizi merak ediyorum. Evet, katılıyorum. Orada da işte çocuğumuz için, yani anne babanın çocuğu için önceliklerine karar vermesi lazım. Mesela anne baba için işi mi daha önemli, çocuğu mu? Biraz çocuğa vakit ayırmaya çalışmalı lazım. Ve ya bizim ülkemizin acı sorunu bence biz okul başarısına çok önem veriyoruz. Ama aslında okul başarısı dediğimiz şey, yani hayatta bizi başarılı yapan şey değil. Keşke çocuklarımız dershaneleri göndermek yerine onları bir işte kendi seçtiği bir spor aktivitesine, sanat aktivitesine yönlendirebilsek. Aslında o zaman çocuğumuzun çok yönlü gelişmesine destek olmuş olabiliriz. Yani diyeceklerim aslında böyle yani. Elimizden gelenin en iyisini yapmak. Teşekkürler sunum için. Seyit Muhammed Subaşı, Şehir Üniversitesi Siyaset. Aile içinde otoriteyi sağlamaya çalışırken çocuğa karşı ezilmemek de gerekiyor. Mesela bizim lisedeki öğretmenlerimizin çoğu, özellikle deneyimli hocalar, akıl tahta kullanmayı çok geç öğrendiler. Bizim gözümüzün önünde hep rezil oldular o anlamda ve ister istemez bu hocaya duyduğun saygıyı azaltıyor. Bilinçli olarak bunu tekrarlamasan da hissediyorsun bunu. Bizler de, bizim kardeşlerimiz özellikle ailelerinden daha hızlı teknolojiye adapte oldukları için bu anlamda çok büyük bir otorite sarsılması yaşıyor ebeveynler. Bizler de muhtemelen kendi çocuklarımıza karşı bu otorite sarsılmasını yaşayacağız ama burada onu nasıl geri kazanabiliriz ya da bu süreci nasıl yönetmek gerekiyor ebeveynler için? Hem bizim ebeveynlerimiz hem de biz ebeveyn olduğumuz zaman için. Teşekkür ederim. İlk önce zaten burada gerçekten disiplini kurmak dediğin gibi zamanımıza, çağımıza biraz zor. Burada anne baba çocuğu eğitirken aslında kendini de eğitmeli ve kendi davranışlarını da çok iyi düşünüp çok iyi kurgulamalı. Dediğin gibi otorite çünkü çok kolay yıkılabilen bir şey ya da dediğim gibi bir disiplin sağlamaya çalışıyoruz. Bir kere bile taviz versek aslında çocuğa o taviz verdiğimizde onun yıkılabileceği mesajını veriyoruz. Burada tutarlı ve sabırlı olmak çok önemli. Ve dediğim gibi hep kendimizi geliştirmemiz gerekiyor çocuklarımızın üzerine nasıl bir disiplin sağlayabileceğimiz konusunda. Kübra Yeşilsoy, İstanbul Üniversitesi Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik. İzninle birkaç ekleme yapmak istiyorum. Bir soruda fiziksel şiddetten bahsetti. Eskiden böyle oluyordu uygulamalar. Hani şu an ne yapılabilir diye. Biraz literatürde davranışçı kuramların ortaya koyduğu iki tür ceza var. İşte birinci tür ceza fiziksel şiddet. İkinci tür ceza ise mahrum bırakma. Genelde önerilen mahrum bırakma. İkinci tür ceza. Eğer çocuğun sevdiği bir şeyi mahrum bırakırsak aslında ona en büyük yani onun için ceza niyetine geçmiş olur ve böylece disipline edebiliriz çocukları.
Bir de ikinci bir soru daha vardı YouTube'un kısıtlanması ile ilgili. Aslında çalışmalar yapılıyor, psikologların ortaya koyduğu çalışmalar. Şöyle yeni bir uygulama yapıldı Türkiye'de, Koç Üniversitesi'nin tabanından çıkan. Lella Kids diye bir uygulama var, psikolog onaylı videoları ortaya çıkartıyorlar. Mesela bir psikolog o uygulamaya üye oluyor. Daha sonra onun profilinde onun onayladığı uygulamalar listesi ortaya çıkıyor. Ve çocuklara aslında bu tarz videoları, uygulamaları edinerek yardımcı olabiliriz. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim eklemelerin için. Sınıf başka soru? Gökay Aksoylu, Yıldız Makine. Ben şeyi sormak istiyordum. Bu diş örneği verdiğinizde aklıma geldi. Kıyas metodunu uygun buluyor musunuz? Yararları, zararları, ona biraz değinebilir misiniz? Şöyle resimle kıyastan... Yok, resimle kıyas değil. Mesela kıyas benim ailenin başlığı... Kesinlikle olmaması çocuğuyla gerekiyor. O zaman yine çocuk mi değersiz hissini almış oluyor. Mesela en basitinden kız kardeşiyle bile kıyaslamamamız gerekiyor. Çünkü o zaman o değerli... Yani kendi olduğu için anne babasının onu sevdiği hissini kazanamaz. Ya zaten biz bile kıyas yapılmaktan hoşlanmayız. Bir de düşünün çocuk nasıl hisseder. Onlar için ufak şeyler bile çok büyük duygu değişikliklerine yol açıyor. Benim sorum çocukların belli bir yaştan sonra çalıştırılması hakkında düşüncelerinizi merak ettim. Çocuklar... Hani zorluğu biraz görsün, zor hayata biraz yani ileriki süreçlere bir hazırlık babından. Çalıştırmak hafiften, derken iş bir hani, işte mi yani? İşte diyebiliriz, babanın evde işi olabilir, iş merkezi. Evde kastetmiyorum, ev işi kastetmiyorum. Hani babanın bir iş merkezi olabilir, bir lokantası olabilir. Orada çalıştırılması, ne bileyim işte sanayide babanın bir yeri olabilir, orada çalıştırılması. Bu çocuğa olumlu anlamda katkı sağladığını ben görüyorum şahsen. Yani küçük yaşlarda çalışan birisi olarak. Bunun ileriki hayatta bana kazançları oldu. Olumsuz yönleri illaki olmuştur ama şu anda farkında değilimdir. Bunun hakkında düşüncelerinizi merak ediyorum. Teşekkür ederim. Şöyle diyelim, çalıştırabiliriz ama çocuk ilk önce okuldan geri kalmayacak. Bu önemli. Yani okula verildiği sürenin dışında bir zamanda olabilir ve çocuğun oynaması gereken, işte arkadaşlarla vakit geçirmesi gereken zamandan çok alınmamak şartıyla aslında çocuk çalıştırılarak bence de dediğin gibi ileride hayata hazırlanabilir. Dediğim gibi ama bunu ayarlamamız lazım. Yani o bir çocuk ve yetişkin kadar çalışamaz. Sadece öğreneceği kadar kısa bir süre, atıyorum işte hafta sonu bir gün sadece 4 saat babasının yanında çalışacağı şekilde. Bence onun bir zararı olmaz. Hatta çocuğa faydası olur dediğin gibi. Hayatı öğrenir. Para kazanmayı öğrenir. Bittim. Ben teşekkür ederim.